Bu sefer rotamız İsveç. Yolculuğumuz Atatürk Havalimanı'nda başlıyor. Birkaç saatlik bir uçuşun ardından önce Kopenhag'a iniyoruz. Çünkü İskandinavya Hava Yolları uçuş merkezini Kopenhag olarak belirlemiş. Burada bir saatlik bir mola veriliyor. Stockholm uçağı 2 saat sonra kalkacak. Havaalanında aradan istifade ederek bir şeyler alabilirsiniz. Kopenhag Havalimanı İskandinavya'daki en büyük meydan. Uçaklarda yemek filan verilmiyor. Uçağa binmeden önce kumanyalarınızı havaalanında almak zorundasınız. İsveç, İskandinav Yarımadası'nın doğusunu kaplıyor ve 449.750 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. İsveç, yemyeşil bir ülke. Bu ülke için geyik cenneti de diyebiliriz. Köpeklerin çektiği kızaklar ve geyikler karın beyazlığıyla tam bir tezat teşkil ediyor. Anlayacağımız o ki bu ülke yazıyla da kışıyla da çok cazip. Bu gelişimiz yaza rastlıyor. Bu nedenle de Stockholm'u yaz döneminde ve 30 derece sıcaktaki haliyle tanımaya çalışacağız. Sadece 800 bin civarında nüfusu var Stockholm'un. Bu nüfus hiç ama hiç artmıyor. Çünkü kentte bırakın yeni inşaat yapmayı, çivi çakmaya bile izin yok. Kent Mälaren Gölü'nün Baltık Denizi'ne açıldığı yerde kurulmuş. Stockholm, göl, kanallar ve denizin içeriye doğru girmiş kollarıyla birbirinden ayrılmış, çok sayıda adacık ve yarımada üzerinde kurulmuş bir şehir. Bu nedenle bu şehre aynen Amsterdam ya da Sankt Petersburg'a da denildiği gibi Kuzey'in Venedik'i denir. Yani kuzeyde istemediğiniz kadar Venedik var. Stadholmen adasındaki ortaçağ görünümündeki yapıların dışında kent oldukça yeni sayılabilecek binalarla bezenmiş. Şehir büyük bir olasılıkla Birgen 1 tarafından 13. yüzyılda kurulmuş. Birgen 1'in aynı zamanda şehrin o zamanki 3 bölümünün etrafını surlarla çevirdiği de sanılıyor. 17. yüzyılda surların yıkılmasıyla şehir büyümeye başlamış. Şehir 1697 ile 1857 yılları arasında çıkan büyük yangınlarda baştan aşağıya yanmış. Şehirdeki yanan ahşap binalar her seferinde daha modern bir şekilde yeniden inşa edilmişler. Gelin hikayeleri bir tarafa bırakıp şehri gezelim. Stockholm'u nasıl gezebiliriz ya da neler yapabiliriz? Örneğin Disneylandvari parkları ya da arkadan çarklı gemilerle gölleri dolaşabiliriz. Ya da sörf veya su kayağı yapabiliriz. Kargalarla dostluk kurabilir ya da bir balona binip kenti gökyüzünden seyredebiliriz. Stockholm'u yaşamaya kralın askerlerinin nöbet değiştirme merasimlerini izleyerek başlayabiliriz. Ya da önce şehrin kültürüyle ilgili yerlerini gezelim diyebilirsiniz. Buyurun o zaman Nobel ödüllerinin verildiği belediye sarayına. Belki de Batık Gemi Müzesi'ne öncelik tanıyanlarınız olabilir.
Hayır diyecek halimiz yok ya. Önünüze düşer, sizleri götürürüz müzeye. Ya hayvanların içinde serbestçe dolaştığı parkları gezmeye ne dersiniz? Vesaire, vesaire. Tüm plan ve projeleri ya da istekleri bir kenara koyup gecenin geç saatlerinde atıyoruz kendimizi sokaklara. Uykunuz gelmediyse buyurun siz de gelin. Uykunuz gelmediyse diyoruz çünkü saat neredeyse gece yarısı. Ancak hava daha yeni karardı. Sokaklar ve kafeler dolu. Gecenin sessizliğine bir siren sesi bozuyor. Ayın 14'ü. Gökyüzünde ay ve ışıl ışıl bir kanal. Aydınlık caddeler. Gecenin bu saatine rağmen sokaklarda rahatça dolaşan hanımlar.